Pokat mutfağından cevizli kadayıf, 750 gram kadayıf, 5 yemek kaşığı tereyağı, 1 su bardağı zeytinyağı. İçi için 1,5 su bardağı ceviz içi. Şerbeti için 4 su bardağı toz şeker, 3,5 su bardağı su, yarım limon suyu. Evet Nursel'cim, kadayıfımızı yapalım. 250 gram yağ var orada, tereyağı. Evet, şuradan ayırabilirsin. Birazcık zeytinyağı. Cevizimiz. Koyacağız. İçine koyayım mı? Evet, içine karıştıracağız. O kalsın. O da. Biraz daha ayır, bana kalırsa. Şimdi künefe tepsisine yapacağız kadayıfımızı. Evet, öyle olacak. Şimdi ben bunu küçük parçalar halinde parçalayacağım. Biraz iri kalsın ha. Biraz kalsın tabii, değil mi? Ağza gelsin. Ağza gelsin. Kadayıfı öyle ne yapıyorsun? Tellendiriyorsun. Evet, küçültüyorum hem de. Evet. Koparıyorsun değil mi aynı zamanda? Koparıyorum. Tamam. Koparıyorum. Zaten kadayıfın bu özelliği, koparmamak yaparak. Evet. Yağlıyorum. Oh. Evet. Karıştır bacım, karıştır. Yağlıyoruz karıştır. Böyle. Tabii bunu öldüreceğiz böyle. Benim yaramı, benden bu ömrümü çalanı getir anam. Yedi ara bul getir, saçlarını yol getir. Benden bu ömrümü çalanı getir, gitara bul getir. Saçlarını yol getir. Tabip sen elleme benim yaramı. Beni bu hallara koyanı getir. Benden bu ömrümü çalanı getir. Gitara bul getir. Saçlarını yol getir. Valla çok yeri gelmişken söyleyeceğim. Ben bu türküyü çok severim zaten. Ay, ben de ama çok bir severim. Genç bir kardeşimiz bunu son günlerde, yani gerçekten Emre Sertkaya diye bir kardeşimiz ses yarışmasında evet, birinci oldu. Ben böyle bir ses duymadım. Gerçekten tebrik ediyorum. Yakını, akrabası, beni duyan varsa bayılıyorum Emre'ye. Bayılıyorum yani gerçekten. Biz de öyle. Çok... Müthiş bir ses, müthiş. Buradan yani. Şöyle Emre'yi biraz... alkışlıyorum. Çok evet, hak etti. Alkışlıyoruz. Yani. Gırtlak çok güzel çünkü. Müthiş. Kadayıfın en önemli şeyi yağ. Evet, yağ. 250 gram tereyağı, neredeyse evet, bir bardak da zeytinyağı var orada. Ne kadar kadayıf var? Bir kilo var mı orada? 750 gram kadayıfımız var. Tamam. Bir güzel onu basacaksın şimdi. Basacağım evet. Bunu bir tane hatta önemli. Tabakla basacağım. Şunu vereyim. Hadi bastır. Yetmez mi? Yeter. Bir daha bakayım dur ben. Bunun özelliği çok güzel basılmasıdır. Evet, evet. Çok güzel böyle şey yapacaksın. Fırına fırını atacağız. Atacağız fırına. Koyayım mı? Fırını da açayım ben. Bugün tatlış mı tatlış yine konuklarım var. Nursel'in mutfağı küçük harfle birleşik. O güzel yorumlarınızdan mahrum bırakmazsınız. Her zaman koy, olduğu gibi. Çok teşekkür yeter, ediyorum bu arada. Bütün az yorum yazanlara. Koy sen. Yağını alalım şuradan. Üstüne bir daha tabaklayacak mısın? Tabii tabaklayacağım şimdi. Bunun zaten özelliği bu. Hiç sana fırsat vermiyor mu? Aynen. Hiç. Ben yapacağım, ben yapacağım. Evet. Ben evde de öyleydim. Ya. Kızlar derdi ki anne bırak şunu da biz yapalım ya. Yok ya bırakın siz, ben yaparım. Yok. Bir elden çıksın derdim. Fark ettim. Değil mi? Bak nasıl hoşuna gitti ya. Nasıl hoşuna gitti ya. Sen çok güzel gülüyorsun ya. Allah bozmasın. Amin. Dolu dolu amin, böyle. Amin. Güzel güzel gülüyor. O kadar gülmeye ihtiyacımız var ki yani, evet, son zamanlarda. Allah gülmeden ayırmasın. Allah ayırmasın yani. Ben bu gülmeler, bu senin mutfağına katılmak benim için en büyük şey, en güzel şeydi. Çünkü çok kötü bir hastalık geçirdim ben. Onu da açıklayayım size. Bunumuz tamam. Dur, birazdan konuşuruz tamam. Gel fırına atalım onu. Tamam.
kadar yapımızı. Bu arada bu gülmekten konu açılmışken bizim programımız bir hafta 10 gün içinde falan yayınlanıyor çekilen bölüm. Evet. Yani ülkenin durumu malum. Ben gerçekten kendi adıma söyleyeyim, ekip arkadaşlarımın adına söyleyeyim. Çok duyarlı bir insanımdır. Evet. Gerçekten herkes kadar benim de çok canım yanıyor. Yani. Her gün biz de burada çok bunun üzerine sohbetlerde bulunuyoruz. Hı-hı. Gerçekten çok üzgünüz. O gün yayınlanan bölüm önceden çekildiği için bazen tam da söylenmesi gerekenler söylenemiyor. Bunun için özür diliyorum sizden ama bu bir iş. Yemek programı günlük yayınlanıyor. Affınıza sığınıyorum bu konuyla ilgili bütün ekip arkadaşlarım adına. Bizim derdimiz size bir saat güzel vakit geçirtebilmek. Bizim de aynı şekilde canımız yanıyor. 180. Evet. Candır. 180 derecede. Evet.